Gençler selam, yine asansördeyim. Yine asansörde açtım videoyu. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Yine klasik yurttan çıktım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, bayağı soru geldi. Teknoloji fiyatları ne durumda? Hani son zamanlarda olan olaylardan sonra teknoloji fiyatlarını sordular. Şimdi gideceğim, onları göstereceğim size. Şurada yakın bir yerde güzel bir teknoloji mağazası var. Yani bakalım fiyatlar ne kadar değişmiş. Bence değişiklik vardır yani. Pahalı, ucuz, her şey vardır. Şimdi bakalım, gidelim göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi direkt videoya geçelim. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi direkt videoya geçelim. Şimdi gençler, ilk olarak size küçük müzik kutularını göstereyim. Mesela şöyle ufak ufak müzik kutuları var. Şöyle JBL'in değişik değişik. Bunlar Türkiye'de de var. Ama bunların hepsi orijinal bu arada. Şöyle bakın, bütün hepsinin var. JBL'im var. Bu arada benim de JBL kulaklığım var ama bence en iyi kulaklık markası, az sonra göstereceğim. Şu an söylemiyorum. Az sonra göstereceğim en iyi kulaklık markasını. İki tane marka var. Onlar burada varsa onları size göstereceğim. Mesela şunlar 3799 rubleymiş. Bu arada ben hesabı, Türk lirası hesabını burada yapmayacağım. Çünkü yorumlarda bana yazıyorlar. Diyorlar ki abi, diyorlar şu an kur değişti, kur değişti. O yüzden kendiniz yapın. Bakın fiyat burada. Şu mesela 3799 rubleymiş. Bu arada pahalı, ufacık bir şey ama. Mesela şu. Ama çok güzel duruyorlar bu arada. 5299. Mesela daha büyükleri var. Şöyle daha büyükleri. 12.999, 13.000. Şöyle daha bir değişikleri var. Bak, saat gösterilen. Bu arada bunlar da çok güzelmiş ya. Burada 4.999'a var. Ama bu yaramaz. Şunlara bak. Şurada bir tane var. Bugün hepten 30.000 ruble ama bu düğün kolonu herhalde. Ben bunu düğün kolonu olarak alırım, kullanırım yani. Vay, şuna bak. Şuna bakar mısın? Şöyle taşıyorsun şuradan. 26.000 ruble. Aslında böyle bir tane alınır büyük eve. Her şeyi içine bağlarsın. Oo bak, bu çok güzel bu arada. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Bayağı eski nasıl, ne diyordu? Stüdyo için takıyorlardı galiba. Tabii zaten stüdyo şey galiba bu. 8.000 ruble. Bu arada çok güzel duruyor ya. Derisi falan, bakar mısın? Böyle çanta gibi bir şey. Evet arkadaşlar, en iyi kulaklık markası bir Sennheiser abi. Sennheiser. Alman markası olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sennheiser ve Marshall. Şu iki marka arkadaşlar. Yani tabii şu kulaklık değil de marka aynı. Şu marka olacak. Sennheiser markası. Bir de Marshall. Marshall da çok güzel. Bakın şurada da var bak. Sennheiser. Marshall burada yok. Sizin Marshall'ı bulursam, bu markette Marshall varsa size Marshall'da göstereceğim. Şimdi mesela şurada bir kulaklık var da, bu arada bu kulaklık ne böyle ya, bakar mısınız? Ahşap sanki, böyle değişik bir şey. Bayağı pahalı bu arada. 29.000 ruble. Bütçeye uygun bir kulaklık bakalım. Bak arkadaşlar, benim bir kulaklığım var, göstereyim. Aynen benim kulaklık. Aynen buldum. Bakın arkadaşlar, benim kulaklık bu. Benim kulaklığım bu. Aynısı. Ama şöyle bir şey var. Şu an 11.000 ruble. Ben 5.000 rubleyken almıştım. 1,5 sene önce 5.000 rubleyken. Şu an 11.000 ruble arkadaşlar, siz düşünün. Yani ben 500 TL'yken almıştım. O zaman da ruble 10 liraydı. Şu an 10 ruble 5.40'larda ve 11.000 ruble. Yani 2 milyardan fazla şu an bu kulaklık. Ben 500 almıştım. Çok avantaj. Satarım yakında. Ama çok bozuldu yani. Kullanılmıyor artık. Yani bütçemize göre arkadaşlar, şu kulaklık da var mesela bak. JBL'in kulakları güzel ya. 3.700. Bak arkadaşlar, şuna bak. Sennheiser. Abi al kulaklık. Kulaklık Sennheiser. Tabii ki de çok pahalı ama en iyi markalardan birisi bu. Fiyatı bu ama Sennheiser çok iyi bir marka arkadaşlar. Bütçeye uygun başka kulaklıklar. Mesela bak şu da güzel. 1799 ruble. Direkt tertemiz. iPhone'un kendi kulaklarına benziyor. Görmüşsünüzdür değil mi böyle? Yeni kulaklık çıkardı iPhone. Onlar da onların kulaklığına benziyor böyle. Bayağı şey, sanki böyle iPhone kulaklığı gibi, baksanıza. Aynı saatte. Çakma iPhone. Bak şu kulaklık Sennheiser abi. 7400. Bu arada çok da pahalı değil. Şu kulaklığa bakar mısın abi? Sennheiser'ın.
Bu kulaklık efsane ya. Ben denedim. Şimdi size Marshall'ı da bulursam Marshall'ı göstereceğim. Marshall daha bir güzel. Arkadaşlar şurada bir tane daha kulaklık var. 2799 rubleye. Şöyle güzel bir kulaklık var. Markasını bilmiyorum ama güzele benziyor. Fiyat uygun. Diğerleri pahalı çünkü. Kulaklık da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kulak içi kulaklıklar var da. Mesela bak. Şöyle bir kulaklık var. 4000 ruble. JBL'in güzel bir kulaklığı. Bunlar da güzel ya. Bende bunların Oppo'su var. Oppo marka. Aynısı. Bunun aynısı ama Oppo'su var. O da bana Turkcell'den gelmişti galiba. Annem Turkcell'den almıştı onu. Şunun aynısı ya. Aynen. Şunun aynısı ama Oppo yazıyor tabi. 4000 ne kadar? 4500 ruble. Bunlar da. Yani arkadaşlar kulaklıklar böyle. Şurada bir tane daha JBL'in bir kulaklığı var. JBL her yerde ya. 7000 ruble. Şu kulaklığa bakar mısın? Dwayne Johnson kullanıyor. Görmüşsünüzdür belki. Dwayne Johnson takip edenler. Bak. Dwayne Johnson'ın da aynen. Dwayne Johnson'da imzası var zaten. Onlar sponsorlu. Çok güzel değil mi? Kulaklık. Şunu bir alayım şuradan da göstereyim. Çıkmıyor galiba. Aa baksana şu kulaklığa. Makine ya. Bak bak. Böyle bir kulaklık yok. Evet, PlayStation severler. PlayStation severler. Şimdi Battlefield 2042 2500 ruble. Çok da ilgim yok o yüzden 5000 ruble. Pahalıymış bu. Abi oyun dediğim bu olur abi. FIFA 22. Ne kadar? 4300 ruble. FIFA 22. Burada çok oynanıyor bak. Buz hokeyi var burada. Türkiye'de yok bu oyunda. Buz hokeyi burada çok oynanıyor. Hatta bakar mısın fiyatına? 6000 ruble. FIFA 4300. Yani FIFA'dan da pahalı. Şöyle değişik bir oyun var arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. 4700 ruble. Benim PlayStation'ım olmadığı için çok da oynamıyorum. Zaten normalde de oynamıyorum. Şöyle Cyberpunk var. 2800 ruble Cyberpunk. Güzel bir oyuna benziyor. GTA 5 var. GTA 5 2800 ruble. Orijinal PlayStation 4 konsolu. 10.000 ruble. Bu çakması galiba. Yani çakma değil, farklı bir marka. Ucuz bir markayı da koymuşlar yanına. Bunu alamayanlar bunu alsın diye. Bu da 3300 ruble. Bu da tombik şişko bir şey. Şişko konsollar iyi değildir abi. Başka ne yapalım? Oo, burada şekilli konsollar da var. Bak. Bak. Bunlar güzele benziyor ama pahalı ya. 9500. Gerek yok yani. Çok pahalı. Televizyonları göstermeyeceğim. Yani televizyonla alakamız olmadığı için televizyonları göstermeyeceğim. Onları yani çok isterseniz gösterebilirim de gerek yok yani. Kimsenin alacağı yani fiyatlar değil. Mesela şu 500 bin ruble. Yani bu ne? Baksana şuna. Baksana fiyata. 500 bin ruble. Yani 500 bin ruble gerek yok. 100 bin lira. O televizyona verilmez. Yani neyse şurada bir kulaklık gördüm bu arada bakar mısınız? 5900 ruble. Sony'nin güzel bir kulaklığı. Abi ben kulaklık falan çok seviyorum ya. Bende bir tane kulak içi var, bir tane dışarıdan var. Güzel kulaklıklar var yani. Kulaklıkları seviyorum. Şurada bir tripod gördüm bu arada. Bu arada ucuzmuş ya tripod. 880 ruble. Bakar mısın tripoda? Bu arada bayağı güzel ha. Ama bu büyük kamera için galiba. Gençler size eskilere götüreyim mi? Şu telefonlara bakar mısın? Kamerası yok. Kamerası olsaydı alırdım. Bak şöyle kapaklar var. Oo, Panasonic. Bakar mısın telefona? Kapanıyor da. Oo, kamerası var galiba bunun. Aynen kamerası var galiba. Vallahi çok iyi he. Alınır bu. Bak şuna bak. Oo, bu ne? Şey gibi, televizyon kumandası gibi değil mi? Harbi televizyon kumandası. Bunda da kamera var şurada. Bu da 2300 rubleymiş. Bu arada çok tatlılar lan telefonlar. Şuna bak, bununla kavgaya gidiyorsun. Galaxy Watch 3'ler arkadaşlar 2599. Daha küçükleri daha ucuz. 21.000 ruble. Bu 25.000. Bu 45 milimetre. Bu da 41 milimetre. Evet. Şimdi bu mağazada burası Eldorado diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi iPhone SE 64 GB 47.000 ruble. iPhone 11 64 GB 53.000 ruble. 53.000 ruble ama daha ucuzları var yani.
mağazaların kendisine göre değişik yerleri. iPhone 13 mini 83 bin ruble. Şu an bunlar pahalı çünkü kurumuz düştü. Kur 5.5. Kur 10 iken bunlar çok ucuzdu. Yani düşün. Kur 10 iken arkadaşlar bu iPhone 11 5000 lira. 5300 ama şu an 10.000, anladın mı? Mesela iPhone 13 Pro Max 128 GB 164 bin ruble. Yani fiyatlar bu şekilde. Genel bir göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bakarsınız. Şurada AirPods Pro var arkadaşlar. AirPods Pro 24 bin ruble olmuş. Abi çok fazla ya. Bayağı fazla. Hani önceden alacaktın. Şu an hepsi daha fazla olmuş. Önceden de pahalıydı. Pahalı diye alamıyordun. Şimdi daha fazla olmuş. Şimdi hiç alamıyorsun. Eski fiyatına dönsün istiyorsun yani. Ben bir 1500 lirayken oluyorum, hatırlıyorum yani. 1500 liraydı. Burada Huawei'in güzel FreeBuds Pro'ları var. Bunlar da 35 bin ruble. Ama bu kulakları ben denedim. Efsane güzel. Zaten onların ailesinde mesela Huawei telefonunuz varsa onlar beraber çalışıyor. Bayağı güzel bu arada. Arkadaşlar Huawei kullanan varsa şurada Nova 9'lar var. 38 bin ruble. Güzel bir telefon. Şöyle bayağı güzel bu arada. Bayağı estetik duruyor. Ben kullanmıyorum ama bayağı estetik duruyor. 37 bin ruble. Nova 8 Ay mı yoksa 81 mi? Okuyamadım. 21 bin ruble. Bu da P Smart'lar var. Yeni nesil. Bu da 17 bin ruble. Yani fiyatlar Android için uygun. Şurada bir HyperX'in mekanik klavyesi var arkadaşlar. 10 bin ruble pardon. Şöyle güzel. Güzel klavye ama benim bilgisayarım olmadığı için öyle. Benim laptopum var. O yüzden çok da ilgimi çekmedi. Ama bunlar tertemiz. Mikrofon her zaman lazım abi. Bakar mısın? Bu da 11 bin ruble civarında. Şöyle. Güzel bir mikrofon. Bunu her yayıncıda görüyorum bu arada. Var yani. Şuna geçen oturdum. Uyuyacaktım yemin ediyorum. 24 bin ruble. Efsane bir şey. Yani paranız varsa direkt bunu alın. Bilgisayara otururken yemin ediyorum canınız sıkılmıyor. 3300 rubleye bir kulaklığı var. Şöyle. Güzel bir kulaklık. Logitech'in var. Aynı şekilde 17 bin ruble. Bu çok pahalı. Gerek yok. Şöyle. Kulaklıklar var. Şurada var. Değişik kulaklıklar var. Şurada bir tane kulaklık var. Oyuncu kulaklıkları bayağı çok. Arkadaşlar Acer'in oyun bilgisayarı var. Aşırı güzel bu arada. 195 bin ruble. Yani çok pahalı bu arada. Şöyle özellikler de burada yazıyor. 1 terabayt SSD varmış. 16 GB hafızası var. GeForce RTX 3080. Ben anlamıyorum ama size okudum. İlginizi çeken varsa anlamış olabilir zaten. Şöyle bir bilgisayar. Yani 195 bin ruble ise iyidir bu bilgisayar. Çok pahalı çünkü. Yanında bir tane mesela normal bir bilgisayar var. 60 bin ruble. Huawei'in güzel bir bilgisayarı. Huawei'ler güzel ya bu arada. Seviyorum ama bende MacBook var. Ben de değiştirdiğimde Android alacağım. Çünkü Android'te bütün işlerinizi yapabiliyorsunuz. Mesela tekrar Acer'in bir bilgisayarı. Bu arada 110 binden 85 bine düşmüş. Bayağı güzel. Ama bunda SSD'si mesela 512 GB. Öbüründe 1 TB. Oyun bilgisayarı olduğu için herhalde. Bu arada bu çok estetik duruyor ya. Şuna bakar mısınız? Oo, bu bayağı estetik. 95 bin ruble. Bu oyun bilgisayarı değil, iş bilgisayarı. Yani normal bir bilgisayar. Oyun oynamayacaksınız bunda. Bu arada çok güzel duruyor bu. Bayağı da güzel yani. Kalitesi de güzel. Aynı şekilde SSD'si 512 GB. GeForce RTX 3050 var. Bilmiyorum ama okudum. Güzel herhalde. Bak burada set gördüm bir tane. Bakar mısın şuna ya? Bildiğin oyun seti yani. Bak klavyesinden işte mouse'undan mikrofonu diyorum ya şeyinden kulaklığından bir sete direkt efsane duruyor bu arada. 5800 ruble. Aynı şekilde klavye ile mouse 1600 ruble. Bu arada çok güzel duruyor. Oyun oynayanlar bunları alabilir. Bunu çok beğendim bu arada. Burada hoparlörler var. 2000 ruble. Şöyle tertemiz. Evinize koymalık. Yurda da koyabilirsiniz bu arada. Yurtta yaşarken sabah 10'dan akşam 10'a kadar
sürekli ses yapabiliyorsunuz yani gürültü yapabiliyorsunuz cidden. Bu kural böyle yani yurtta. Şöyle değişik. Bunlara sonuna kadar açıp dinleyebilirsiniz yani sıkıntı yok. Şurada güzel bir kulak şey var, apörler var. 3600 ruble. Bunlar ucuz. 2000 ruble tertemiz, güzel. Bu bayağı iyiymiş. 1500 ruble ama bayağı büyük yani. Bu alınır. Bak 1200 ruble. Yani güzel güzel fiyatları olanlar var. Bunlar mesela bir tane pahalı göstereyim mesela. Bak bu set 7900 ruble. Bu 10.000 ruble. Yani bunlar set olanlar daha büyük oluyor. Bakın burada ne gördüm? DJ seti gördüm. Bu arada benim çok ilgimi çekmiştir bunlar. Ama öğrenmedim ya. Öğreneceğim yani. Şurada bak. Pedler var. Burada da pedleri var basmalık. Vallahi her şey var burada. Güzel bir piyano olması lazım. Aynen piyano. 38 bin ruble bu. 19 bin ruble bu. Küçük set. Bu da büyük set. Bu bayağı güzel duruyor bu arada. Galiba benim bildiğim şuraya farklı şarkı yükleniyor. Şuraya farklı şarkı yükleniyor. Sonra ikisinin arasında geçişleri yapıyorsun işte. Mesela buradan sesleri yükseltiyorsun herhalde. Buradan kickleri vuruyorsun. Yani hiç bilmiyorum şu an. Öylesine salladım yani. İnternette gördüklerim kadarıyla. Bu arada çok tatlı duruyor. Bak şurada da bir tane var. Bu en büyüğü bu arada. Bu en büyüğü. Yani profesyonel yapan bu işi. Bu scratch atarken bunu kullanıyorlar değil mi? Böyle fıkı fıkı fıkı. Onunla da scratch oluyor. Bilmeyenler için. Yalnız var ya. Şu an yapasım geldi ağzımla. Çıkı çıkı çıkı. Neyse. Bu da 70 bin rubleymiş. Çok hevestir yani bende. Hep kalmıştır. Bunu da öğreneceğim bir gün. Şurada bir tane. Bu ne abi? Kur'an çarpsın. 1,5 metre var bu. 100 bin ruble tabi. Ama burada basmaya şeyler var. Bunlar da mı kick? Ne bu anlamadım ama. Çok pahalı ya. Çok pahalı ya. Ama bir gün şöyle bir tane set kendime. Şöyle bir DJ seti alacağım eve. Şurada bir tane mikrofon alacağım öyle. Konuşacağım öyle. Gençler selam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Havalar çok güzelleşti. Dışarıda videolar da gelecek. Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Hepinizin yorumunu okuyorum zaten. Video fikirlerinizi bana yazarsanız aşağıdan onlara da cevap vereceğim. O videoları da notlarıma ekleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Havalar çok güzelleşti dediğim gibi. Dışarıda videoları bekleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.